Türkiye peş peşe terör saldırıları yaşıyor. Henüz Ortaköy saldırısı manşetlerdeyken dün akşam gözler İzmir'e çevrildi. Bir polis ve bir adliye çalışanının şehit olduğu terör saldırısı kapsamlı bir şekilde araştırılıyor. Terör son haftalarda Türkiye'nin tek gündemi haline geldi. Beşiktaş, Kayseri, Ortaköy saldırıları hala gündemdeki yerini korurken bu kez terör İzmir'de patlak verdi. İzmir Adliyesi'ni kana bulamayı amaçlayan teröristler erken fark edildi. Onlar da bomba yüklü aracı patlatıp çatışmaya girdiler. Polis memuru Fethi Sekin canı pahasına son kurşununa kadar iki teröristle çatıştı. Bir teröristi öldürdü, kendisi de şehit düştü. Çatışma seslerini duyup adliyeye gelen ekipler diğer teröristi de ölü olarak ele geçirdi. Bombalı saldırı ve sonrasında yaşanan çatışmada adliye çalışanı Musa Can da şehit düştü. 9 kişi de yaralandı. Yaralıların sağlık durumları iyi. Teröristlere zamanında müdahale edilemeseydi bilanço çok daha ağır olacaktı. Yanlarında getirdikleri roket atarı kullanma fırsatları olmadı. Hedefleri C blokta bombalı aracı patlattıktan sonra adliyeye roket atarla saldırmaktı. Emniyet kaynaklarına göre teröristlerin yanında 1,5 metrelik duvarı bile delebilecek güçte 7 roket mermisi vardı. Patlama ve çatışma noktasında olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması bugün de sürdü. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıyı terör örgütü PKK'nın düzenlediğini, şu ana kadar saldırıyla bağlantılı 18 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şu an itibariyle 18 gözaltı yapılmıştır ve saldırıyı yapan teröristlerin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Ancak şu anda kimlik bilgilerini açıklamıyoruz. Terör eylemini gerçekleştiren terör örgütü konusunda herhangi bir tereddüt yok. Şu anda elde ettiğimiz bütün bilgiler eylemi gerçekleştirme talimatını veren terör örgütünün bölücü terör örgütü PKK olduğunu göstermektedir. Teröristlerin de bölücü terör örgütü PKK'nın teröristleri olduğunu göstermektedir.